Evet, ikinci karşılaşmamız başlayacak. Lara Gençlik ve Dil Spor'un karşılaşması. Bakalım kim kazanacak. Sanki Lara Gençlik bir adım, yani son haftalarda oynadığı karşılaşmalarla sanki bir adım önde gibi. Sercan'la beraber. Sercan, geçen hafta oynamadın. Evet, oynamadım. Yedekteydim. Neler düşündün? Maçı izledin ama, değil mi? İzledim. Gergin bir maçtı. Aynen, gergin bir maçtı ama duyduklarıma üzüldüm. Takım arkadaşlarım ceza almış. Kimisi 5 maç, kimisi bilmem ne. Hani bunlar maç içinde olur diyorum ama bu maçta da geri kalan arkadaşlarımız zaten burada. Takımı tanımıyorum ama muhtemelen yeneceğiz. Duyumlarıma göre konuşuyorum. Çok iyi değillermiş diye biliyorum. Biz değiliz. Geçen maçta bunu gösterdik. Bu maçta da göstereceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Teşekkür ederim abi. Evet, işte değerli kalecimiz Ruhi. Ruhi abi, sen de takıma bağırman değil mi ama bunu tabii artı yönde söylüyorum. Oyun tam böyle kopacakken, oyuncuların konsantrasyonu dağılırken senin uyarıların işe yarıyor. Sen nerede düşünüyorsun? Bir geçen haftaya bahsedelim. Geçen hafta çok talihsiz olaylar yaşadık. İstemiyoruz tabii ki. Kimseye ceza vermek asla istemiyoruz ama art niyete de asla hiçbir tavizimiz yok. Yani biz burada bu organizasyonu bitirsek bile hiç olmasa, hani derler ya, Cem Karaca'nın bir sözü var. Hani para pul şey değil, ölürsek de hani şans şöyle önemli değil. Bizi bir de son olarak şöyle bir örnek vereyim. Yani Mehmet Akif Ersoy, biliyorsun, İstiklal Marşı'nı okuyan 500 bin liralık bir talep, yani 500 bin liralık bir ödül vereceklermiş. Onu bile ben demiş, ben bu şeyi para için yazmadım. Hiçbirini almış ki, açlıktan dönmüş yani. Biz de o hesap, yani gerçekten bizim için önemli olan art niyet olmasın. Neticede siz de düzgün bir takımsınız. Oyun içerisinde tabii ki agresifliklere izin veriyoruz ama artık yani belli süreden sonra bizim de ister istemez. Çünkü biz ceza vermezsek, ceza demiyorum bunun adına, yani biz o şey olamazsak dönüp bizi çarpacağını çok iyi biliyoruz. Sen neler düşünüyorsun geçen hafta ve bu hafta ile ilgili? Geçen hafta ile ilgili, geçen hafta lider takımı yendik ama içe kalamadık. Yani iç galibiyetin anlamı olmadı. Hem Akkan Spor hem bizim adımıza, yani her iki takımda da yanlışlar oldu. Yani olmaması gereken şeyler oldu. Bence tabii bütün takımlar yani sizi konuştu, yani Allah Allah, iki değerli takım yani hiçbir inanmadı. Ne biz ne de Akkan'a yakışmadı bu, bilmiyorum yani, hiç o şeyler olmadı ama inşallah bundan sonra daha düzgün maçlar olur. Evet, biz bütün oyuncuları seviyoruz. Her oyuncu bize buraya gelip de alnını terini akıtan her oyuncu bizim için değerli ama yani futbolun da dili bir. Fair play, biz burada değil mi? İnsanlar tanışsın, birbirleriyle dost kursun. Tabii sonuçta buraya eğlenmeye geliyoruz. Yani şampiyonluk, mağlubiyet bir belli bir şey. Ama sonuçta eğlenmeye geliyoruz ama bu geçen hafta gerçekten çok kötüydü yani. Hiç zevk alamadık. Bu hafta? Galibiyetten bile zevk alamadık. Bu hafta? Yani. Bu hafta forvet sakat. Kaan Cervan, buradan geçmiş olsun diyoruz. Mazlum gibi Kaan Cervan'a da geçmiş olsun diyoruz. 2 tane arkadaş yok. Biraz yedeklerle çıkacağız. Evet. İkincilikte avaraj durumu var. İnşallah bir avarajı düzeltmek istiyoruz. İkinciliğe yerleşmek istiyoruz. Evet, ama biliyorsun ki bu turnuvada da kolay takımlar zor takımları yenebiliyor. Tabii ki, tabii ki. Haftadan haftaya değişiyor. Yani hafta evet, hiç ummadığın takım gelip galibiyet alabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Ruhi abi. Evet, karşılaşmada görüşmek dileğiyle.
Evet, Lara Gençlik Diriliş Karşılaşması'nda sizlerle birlikteyiz. Bir 10 dakikalık bir ters bir vuruş topu ağlara gitti. Zeki attı, 3-0 oldu. Zeki Kuştaş geçen hafta da golünü attı. Bu hafta da boş geçmiyor ve 3-0'lık skor. Lara Gençlik. Tamam. Baturalp, karşısına Cemal var. Baturalp, Baturalp. Emre'yi de geçti. Baturalp. Baturalp uzaktan vurdu kaleci. Uzaktan şutları gerçekten çok etkili Baturalp'in. Geçen hafta Akan Spor karşılaşmasında inanılmaz bir gol attı. Arapası. Arapası mükemmel. Abi gol mü? Hayır, olmadı. Emre kaçırdı. Bomboştu. Önde kal ya. Evet, İlyas'tan şimdi Sercan'a. Sercan yaralandı, Aydın'a döndü. Aydın'dan Osman'a. Osman'dan Baturalp'e. Baturalp biraz daha önde oynuyor bu karşılaşmada. Baturalp pasını verdi. Yetişebilecek mi? Yetişti. Aydın yetişti orada. Burak Akagündüz girdi. Baturalp. Baturalp'ten şimdi Zeki Kuştaş. Zeki pasını verdi İlyas. İlyas bıraktı Baturalp. Aydın vurdu. Köşe atışını kim kullanacak? Ortaladı. Bir kafa mı? Evet, orada Burak Akagündüz uzaklaştırdı. Emre'ye gelen top. Emre. Emre abi. Top Emre'de. Baturalp var karşısında. Emre pasını verdi. Cihan. Cihan'dan şimdi Mehmet Emin. Kontrol orta. Baturalp girdi araya. Baturalp. Şimdi Osman. Osman kaybetti. İnanılmaz güzel bir vuruş ama top dışarı çıkıyor. Emre vurdu, top dışarı çıktı. Bilyas'ta kaldı. Evet. Faul var orada. Bakalım Emre'nin bir şeyi var mı? Yok. Evet. İlyas girdi araya. İlyas. Karşısında Yusuf var. Hasan girdi araya. Hasan. Hasan Rabona kaleci Ruhi. Ruhi uzun oynadı. Zeki Kuştaş. Bakalım kimse yok. Evet, Zeki çok şimdi pasını Aydın'a verdi. Aydın. Mehmet Emin ve Aydın'ın mücadelesi. Baturalp döndü. Evet, Emre. Atarsa tehlike. Evet. Emre pasını verdi Cihan. Cihan'dan şimdi Cemal. Cemal. Burak. Köşe atışı kullanacak Diriliş Spor. Cemal, Aydın'dan şimdi Zeki Diçer, gol pozisyonu, kaleci kurtardı. Zeki Diçer kaleci kurtardı. Cemal'den Emre'ye, Emre'den Cihan. Cihan. Cemal, Baturalp var sadece. Cemal vurdu, top dışarı çıkıyor. İyi vurdu ama top dışarı çıktı. Üstten al. Osman Konak. Osman. Karşısında Cihan var. Osman. Baturalp. Baturalp'ten Sercan'a. Sercan'dan İlyas'a. İlyas'tan Hasan orada pres yapıyor. Geriye döndü Ruhi'ye. Ruhi son anda Cihan girecekti. Osman Konak. Osman. Osman'dan Baturalp'e. Savunmanın başarılı ismi Baturalp. Şimdi İlyas'a. İlyas'tan İlyas. Top hala İlyas'ta. İlyas pasını verse tehlike Zeki'ye. Zeki Burak'a geçebilecek mi? Defansın başarılı ismi Burak. Köşe atışını kullanacak, son anda müdahale etti Zeki Kuştaş. Lara Gençlik adına köşe atışını kullanacak. Ortaladı. Aydın. Karşısında Cihan var. Aydın. Aydın Cihan'ı geçti, vurdu. Top yan ağlarda. Evet, Muhammed Pastore kırmızı kart cezalısı. Okan yok bugün.
İlyas. Hasan pres yapıyor. İlyas. İlyas. Ayağına çok hakim orta sahada. İlyas pasını verdi Aydın'a. Aydın. Aydın. İlyas vurdu, gol oldu. İlyas attı. 4-0 oldu. İlyas, evet, o da uzaktan şutlara çok tehlikeli bir oyuncu. Golü attı. 4-0 oldu sevgili futbol severler. 4-0. Cihan pasını verdi. Cemal vurdu. Ruhi kurtardı. 4-0 skor. Şimdi Zeki Kuştaş. Zeki Diçer. Aydın ortaladı. İlyas vurdu topu ağlarda. 5-0 oldu. Evet, bu karşılaşmada bakalım neler olacak. Kabus gibi bir maç olacak mı Dirlispor adına? Evet, şu anda gerçekten kabusa dönüştü. 5-0 skor. Bakalım direncini artırabilecek mi Dirlispor? Burak Akagündüz Hasan'a verdi. Hasan karşısında Zeki var. Şimdi Emre. Emre'den Cihan'a. Cihan Zeki bastırıyor. Hasan iyi döndü. Evet, faul verdi hakem. İlyas'ın yaptığı hareket faul. 5-0 skor. Bakalım Dirlispor direncini arttırabilecek mi? Hasan topun başında, bıraktı Emre'ye. Emre uzun oynadı. Şimdi kontra atak olabilir. 4'e, evet. Şu anda 5'e 4'ler. 3 tane oyuncu şu anda ceza sahası. Evet, kendi alanlarında değil Dirlispor'da. Zeki Kuştaş vurdu. Evet, gerçekten gol dedik. Top dışarı çıkıyor. Stan dönen top. Şimdi evet, Cemal. Cemal pasını verdi. Emine gelmeden orada. Evet. Şimdi Zeki Kuştaş hızlı hücum. Evet, Lara gençlik takımına hızlı hücum verirseniz gerçekten cezasını ağır çekersiniz. Defansa çok etkili olması gerekiyor Dirlispor'un. Top hala Emre'de. İlyas bastırıyor. Zeki de geldi. Ya olur ya, var mı? Hadi olur. İlyas Kuştaş vurur. Nereye? Sercan'a. Sercan uzun oynadı. Şimdi Aydın. Aydın, evet, Cihan girdi araya. 1-2 gol bulması Dirliş'i belki umutlandırır ama şu anda öyle bir görüntü de yok. Bakalım Baturalp. Evet, çok soğukkanlı. Vurdurmamaları lazım. Baturalp pasını verdi. Aydın. Osman ara pası, bomboş orada Zeki. Bomboş unuttular, kaleci kurtardı. Şimdi geçerse tehlike. Geçti. Çok hızlı Hasan. Çok hızlı. Döndü. Gol pozisyonu. Cemal bu, yine atamadı. Olacak iş değil. Son anda müdahale herhalde. Önü bomboştu. Evet, Lara Gençlik de tabii ki golleri düşünüyor. Sıralamada, üst sırada olmak için avaraj da çok önemli. Şimdi Hasan. Dirlispor ise playofflarda gelmeye çalışacak çeyrek finale. Evet, geçti Osman'ı. Burak inanılmaz hareket. Bitirecek mi? Bitirişi yapamadı. Burak Akagündüz bitiriş yapamadı. Evet. Hızlı hücum olabilir. 3'e 2'ler şu anda. Defansa koşmaları lazım. Geç kalmamaları lazım. Evet, maalesef. 6-0 oldu. Geç kalmamaları lazım dedik. Gittiklerinde geri dönmeleri gerekiyor Dirlispor'un ama maalesef. 6-0 skor. Burak Akagündüz karşısında Osman var. Osman'a geçti Sercan'dan. Şimdi Cemal. Cemal, evet. Emin geçerse tehlike. İlyas orada arada. İlyas Hasan'ı geçti. İlyas. Top hala İlyas'ta. Evet, Cihan girdi. Şimdi Hasan ve İlyas'ın mücadelesi. Top hala Hasan'da. Pasını verdi Cihan'a. Cihan. Şimdi Aydın'da kaldı top. Aydın. Köşe aç mı? Hasan Kuran taş aşını. Sercan girdi. Evet, artık ilk yarıda son dakikalar. İlk yarıda son dakikalar. Emre kaptırdı. Tehlike. Baturalp. Kaleci.
Sert vurdu orada. Hala 4'e 3'ler. Hala evet defans. Şu anda evet Hasan geçti. Zeki. Basit gol yememeleri lazım. Dirilişin döndü vurdu topu ağlara gönderdi. Çok basit goller yemeye başladı Dirilişspor. Evet ikinci yarı başlayacak. İlk yarıda farklı bir skor vardı. Lara Gençlik ve Dirilişspor adına. İkinci yarıda iki takıma da başarılar diliyoruz. Emre Ata. Emre'den Hasan'a, Aydın girdi araya. Hasan'da kaldı top. Şimdi döndü. Evet orada. Evet orada Hasan'a yapılan bir faul. İnşallah bir şey yoktur. Şu çivili kramponları bir vazgeçsek aslında iyi olacak ama. Evet, Kali Ruhi Gülşen önledi. Çivilik değil de hani normal kramponların gerçekten hiçbir yararı yok futbolculara. Sakatlayıcı açısından çok önemli. Emre. Hadi lan topu takip et ya. Cemal cılız bir şut. Zeki. Zeki döndü Aydın'a. Aydın. Aydın. Zeki top hala Zeki'de. Zeki döndü pasını attı. Mehmet Emin. Sercan girdi. Şimdi evet önü bomboş. Baturalp kaleye vurdu topçu. 6-0'lık üstün devam ediyor Lara Gençliğin. Aydın. Karşısında Hasan var. Aydın. Aydın pasını verdi Zeki Diçer. Zeki pasını verdi Aydın'dan önce Hasan girdi araya. Şimdi Kuştaş. Zeki karşısında. Şimdi Cemal girdi araya. Evet. Sercan kaybetti. Evet 4 tane oyuncu boşa kaldı. Hasan çalım şimdi Cemal. Cemal. Cemal'den Hasan'a, Hasan'ın evet topuklarına çarptı Baturalp. Baturalp 2 4 5 5'e 2'ler şu anda. Gerçekten ve topu ağlara gitmesi tabii ki mucize değil. Bu şekilde defans kurgusu olduğu sürece bu goller gelecektir. Zeki Düşer attı. 7-0 oldu sevgili futbol severler. Şeref golü diye adlandırdığımız golü atabilecek mi Diriliş? Ya da karşılaşmada ağırlığını koyabilecekler mi? İzleyeceğiz. Burak Akagündüz'den Hasan'a. Hasan. Hasan ortaladı. Sercan'dan döndü. Bir vuruş topun gelişine. Köşe atış kullanacak Dirilişspor. Köşe atışı için Mehmet Emin gitti. Orada ceza sahası içerisinde Emre var her zaman olduğu gibi. Ortaladı kaleci. Şimdi hızlı hücum olabilir Zeki. Pasını verdi. Yine Zeki çok hızlı. Çok hızlı gol pozisyonu. Bitirebilecek mi? Pasını verdi Aydın. Ve gol olmadı. Ve gol olmadı gerçekten. Enteresan bir pozisyon. Gerçekten gol olmadı. 8. gol işten bile değil. Cihan. Cemal. Cemal. Cemal Emre'ye. Emre. Pivot santrafor görevi görüyor Emre. Emre pasını verdi. Sercan girdi araya. Gerçekten. Zeki Kuştaş geçti. Bir de şut vurdu. Burak'tan döndü. Hadi pas versene lan. Kuştaş. Ya top yaptınız ya hadi ya. Burak Akagündüz Emre'ye, şimdi Sercan. Sercan pasını verdi Cemal'e. Cemal'den Sercan'a cılız bir şut. Cılız bir şut. Zeki Kuştaş. Zeki kendi etrafına döndü. Pasını verdi İlyas'a. İlyas. İlyas topla hızlı İlyas. İlyas. Topa bastı. Cemal girdi araya. Top hala İlyas'ta. Evet faali verdi hakem. Free kick kullanacak. İşte Emre ve Sercan'ın ikili konuşması. Evet topun başında Aydın var. Baturalp var. Toplara çok iyi vuran ikili. İkili baraj. Baturalp vurdu.
Gerçekten bu çocuk inanılmaz goller atıyor. Gerçekten. Bu çocuk diyorum çünkü yaşı... Batur Albe bu çocuk diyorum. Bu çocuk. Bu sakallı çocuk golleri. Bu sakallı çocuk golleri hep böyle atıyor ve bizi gerçekten futbolumuzu, turnuvamızı güzelleştiren oyunculardan bir tanesi. Mükemmel bir gol de attı. Aydın ortaladı. Zeki yetişti. Gol mü? Top ağlarda. Bir dakika olmadan iki gol daha geldi. Olacak iş değil. Dakika dolmadan iki gol geldi. 10-0 oldu. 10-0 oldu sevgili futbol severler. Zeki dişer attı. Lara gençliği böyle yakalanırsanız golleri sıralarlar. Ve evet. Emre Ata evet. Emre durdu. Topu ağlara gönderdi işte Emre. Evet, gol mükemmel. Osman Konak. Osman yine Emre'ye. Evet, iki oyuncu birbirini çekiyor adeta. Eksi artı uç gibi. Bakalım yine Emre'ye çarpacak mı? Çarpmadı bu sefer. Osman Konak pasını verdi. Evet, Zeki. Zeki Diçer, Cemal araya girdi. Kademede Cemal pasını verdi Sercan'dan. Şimdi evet Aydın Hasan'ı geçti. Aydın vurdu. Muhteşem bir gol daha. 11'e 1 oldu. ACL Cup'ın en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi maalesef Dirlispor oldu. Gerçekten çok gol yediler. Diçer yine attı. Diçer yine attı. Neler oluyor gerçekten? 12'ye 1 oldu. Gerçekten neler oluyor? Bu kadar savunma zaafı olmaz diye düşünüyoruz. 12'ye 1 oldu. Aydın topağlarda. Topağlarda. Evet. 13'e 1 oldu Aydın. Zeki'nin pası Aydın'ın golü 13'e 1 oldu. Aydın'ın golü 13'e 1 oldu. Hasan ortaladı, mükemmel bir top ama orada Baturap girdi. Emre'ye gelseydi büyük tehlikeydi orada. Köşe atışı için Emre, evet. Emre en olmadık adam gitti köşe atışı için, kaybetti. Osman, Aydın. Can girdi araya, Hasan. Karşısında Osman var, Hasan pasını verdi. Aydın'da kaldı top, Aydın pasını verdi Osman'a. Osman, evet Zeki Diçer pasını verdi, Zeki Kuştaş. Top dışarı. Ve şeref golünü Dirlispor'da Emre atmıştı köşe atışından. Zeki yine gol oldu. Çok basit goller. Evet, Cemal'den gol müydü ritüeli devam ediyor. Evet Cemal goldü. Sanki Cemal ilk gol yemiş gibi gerçekten gol müydü diyor. 14. golünü mü attılar? Ben de sayamadım. Zeki Kuştaş. Top dışarı çıkıyor. Sercan pasını verdi Osman'a. Osman Hasan'ı geçti. Osman pasını verdi. Zeki Diçer mükemmel bir pas verdi Zeki. Gerçekten günün yıldızlarından bir tanesi Muhammed Zeki. Abi istifamı ediyorum. Yeter artık. Playoff'lara evet böyle hazırlanırsa çeyrek finalde hayal gibi. Dirlispor'un gerçekten. Aydın pasını verdi Osman'a. Osman'dan Aydın'a. Aydın Sercan'ı geçemedi. Sercan. Taç kullanacak Zeki Kuştaş. Şimdi Osman. Osman'dan Zeki'ye, Hasan girdi araya. Emre Ata. Zeki atarsa yıldızlaşır, atamadı.
Aydın girdi. Evet, taç açısını kullanacak Hasan'la Dirilis. Hasan uzun oynuyor. Mehmet Emin. Mehmet Emin de hala top. Pasını verdi Hasan'a. Hasan. Şimdi Mehmet Emin'e. Mehmet Emin geçti Sercan'ı. Mükemmel vurdu. Emre nereye? Dışarıya. Aydın. Şimdi Zeki Diçer. Ya vur. Vur. Cemal. Cemal pasını verdi. Şimdi Emin yetişti mi? Ortaladı. Evet, köşe atışı kullanacak. Dilispor. Orta, Batu Alp'ten döndü. Aydın girdi araya, İlyas. Aydın pasını verdi. Zeki, evet, Osman'a gelecekti. Osman. Aydın. Aydın pasını verdi Osman'a. Osman vurdu. Cılız bir. Cemal girdi araya. Cemal. Cemal'den Cihan'a. Cihan geçti. Ruhi'den artistik bir hareket. Ruhi'nin canı sıkıldı tabii, kaleci Ruhi'nin. Top gelmeyince. Şimdi Emre Ata. Emre vurdu rakibi, evet. Cemal gol attırmayacağım diyor Emre'ye. Hasan. Cemal'den Hasan'a. Kaleci Sercan. Aydın'a geldi top. Aydın uzun oynadı. Osman Konak. Osman Cihan'ı geçti. Osman pasını verdi. Aydın. Aydın ve top ağlarda Osman attı. Kaan Cerban'ın olmaması. Kaan Cerban şu anda gerçekten olsa bir 5-6 gol de o atacaktı herhalde. Onun için de 30 gollü gol kralı Kaan Cerban. Şu anda gerçekten gol kralı, dışarıda oturuyor turnuvanın gol kralı. O da olsa demek ki neler olacaktı neler. Dirilis Spor'a buradan gerçekten üzüntülerimizi dile getiriyoruz. Evet, faul verdi hakem. Emre'ye yapılan, Mehmet Emin'e yapılan hareket faul. Evet, Dirilis Spor artık tamamen playoff'lara, artık son karşılaşmasıydı, playoff'lara önem verecek. Playoff'lardan biliyorsunuz çeyrek finale iki takım çıkacak. Vurdu Mehmet Emin, topçular çıkıyor. İki takım çıkacak playoff'larda. Bakalım Dirilis Spor playoff'larda kimle eşleşecek? İki takımı değerlerse çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek ve karşılaşma sona eriyor. Niye geldiniz? Batu sen de gel. Başlarım. Evet, ACL Cup'ta 13. hafta mücadelelerini yaptılar ve normal lig sezonu bitti. Normal lig sezonunda Lara Gençliği, bakalım puanı ne olacak? Ya da hangi sırada olacak? Dirilis Spor'da zaten playoff oynayacak. İki değerli oyuncu var. Zeki. Zeki, iyi oynadınız. Güzel bir karşılaşmaydı. Değerlendirme alalım. Evet abi. Bugün farklı bir galibiyet aldık. Diriliş çok iyiydi. Böyle beklemiyorduk. Arkadaşlar, tebrik ediyorum. Siyasi konuşuyorsun, Diriliş çok iyiydi diye. Çok iyiydi abi ya. Değil miydi? 10 tane bir gol attı. o gol senden beklemezdim böyle politik bir cümle. Yani abi, biz politiyiz her zaman. Evet, neler düşünüyorsun? Geçen hafta galibiyet, yani ikinci golü Batu Aktar inanılmaz bir gol attı. Sen hafta, de ikinci golü perçinleştirdin, bu hafta da gol attın, gollerini sürdürdün. Abi şu an formumuzu iyi yakaladık. Geçen hafta bazı tatsızlıklar olsa da kazanmasını bildik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendi takım arkadaşlarımı. Dirilişi tebrik ediyorum. Kaan Cerban'ın yokluğu zaten bugün belli oldu abi. Ona da en kısa zamanda yeşil sahalar dönmesini bekliyoruz. Onun dışında başka bir şey, farklı bir şey yok abi. Peki, teşekkür ediyoruz. Lara Spor yine. Evet, Batur abi sen de devam edelim. Gel, yakışıklı kardeşim benim. Evet, Batur abi şöyle yakışıklılığını görün. Vallahi gerçekten aynen. Senin yanında kusura bakma bizim. Estağfurullah. Yani böyle bir görüntüyü bozuyoruz ama. Evet Batur abi, geçen hafta müthiş bir gol attın ya vallahi. Haftanın en güzel golü seçeceğim onu ben. Bir gol ya, ineceğim zaten. Öndeydi. Ha? Öndeydi kaleci. Evet, çok güzel attın. Onu bir golü değerlendir. Önde yakalayınca bir, ya birkaç kere gördüm öne çıktığını. Aslında arıyordum da. Sen de o... tamamen futbol çakallı diyelim orada. Aynen, değil mi? Arıyordum onu. Orada yakaladım hazırda ataktayken.
onlar da atak, iyi atağa çıkıyorlardı. Hani kaçırınca gol olacaktı büyük ihtimal. Biz yiyecektik. Öyle oldu, döndü bir anda. Ama maçı döndüren goldü o yani. Bu gol bence iki takım, çünkü 7 kişiyle ikinci gol yediler. O moral bozukluğu. Aynen. İşte yani dediğim gibi onlar atağa gidiyordu. Çünkü tam köşeden gidiyorlardı atağa. Kestik, döndük, gol oldu. Evet Batur abi, 13 hafta. Herhalde 4. hafta mı, 2. hafta mı sen katıldın? 3. hafta katıldın. Dedin yani yol engebeli bir yollar. Yani nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Şu anda herhalde ilk 2 veya ilk 3 kesin garanti diyebiliyorum. Artık telafisi olmayan maçlar gelecek. Ya kimse elenmek istemez. İlk başladığımızda biraz şeydi, hani oturmamış bir düzen vardı. Yavaş yavaş oturunca işte savunma hattıdır, orta sahadır, kimin nerede. Mesela Kuştaş'ı ilk başlarda savunmanın önünde oynatıyorduk. O duramıyor savunmanın önünde, o biraz hız şey olduğu için duramıyor. DNA'sında şey mi var? Evet. O kanada gitti, o gitti derken iş döndü, takım oturdu. Takım oturunca galibiyet geldi. Devam ediyoruz. Bakalım playoff'ta kimle eşleşeceğiz? Onlar da daha farklı olmayacak. Gene biz kendi oyunumuzu oynayacağız diyorsun. Aynen. Var mı eklemek istediğim şey? Sen sağ olsun. Peki. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum Batu abi. Evet. Dirilişten Cemal, seni alalım hemen teniniz kurumadan hızlı. Başkası gelmiyor, ne yapalım? Selamun aleyküm, evet. Vardaş. Yayını artık şey yapmayalım, düşürmeyelim. Zaten kendi sayemde yayın düşüyor. Ratingini düşürüyorum ben. Bir de siz şey yapmayın. Evet. Evet. 13 hafta bitti. İyisiyle kötüsüyle çok şükür diyorsunuz. Niye böyle oluyor? Ha, ondan dolayı diyorsun. Yoksa organizasyonda bir herhalde bir sıkıntı var mıydı? Ya organizasyonu kınıyorum. Seyircisi şey, spikersiz birkaç maç yaptın. Spikersiz birkaç maç. İşte evet, 10 maç yaparsın spiker. 2 maç yapmasın böyle olur. Organizatörümüzü seviyoruz ama hiç eleştirileri kabul etmiyor. Yok, eleştiri hep bir karşı şeyi vardır yani. Siz öyle değilim, valla açız. Bizi ileriye götürecek şeyler sizin eleştirileriniz her zaman. Allah kazasız belasız 13 haftayı bitirdik. Bitirebilmek önemliydi. Biliyorsun birçok takım bitiremedi bile. En azından bitirdik. Biz sıraları zorladınız ama yani. Ya, en sonucu olmadınız. Ya biz aslında şeyi oturtamadık ya. Takımı oturtamadık bir türlü. Her hafta farklı bir kadro. Her hafta sakatlık, ceza, şu bu. Olmadı yani. Artık önümüzdeki turnuvalara bakacağız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan tabii ki şey olmasını istemiyorum kimsenin. Şimdi biz Ağustos'un sonunda Kobe Cup işletmelere yönelik. Çünkü ona da çok önem veriyoruz. Yani işletmeler de bizim için çok önemli. Seri A ve Seri B ligi yapacağız. Şimdi ben burada sizlere soruyorum. Şimdi bir şey yapmak lazım. Yani düzgünce konuşmak lazım. Bu turnuvadan sonraki organizasyona katılmak istiyorsanız, ben sizin yerinizde olsam, eğer bu kadro çıkacaksa, Seri B'de oynamanızı her zaman daha mantıklı diye düşünüyorum. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir iki güçlü takım daha gelecek o lige, Seri A'ya. Şimdi her maçta ciddi anlamda yani çok fark ettiğiniz maçlar oldu ama inanılmaz tayfa maçlarında galip geldiniz. Çok önemli karşılaşmalar da şey oldu. Bence yani gücünüzü neticede o da 2-2,5 ay sürecek. Daha az sürecek yani. Çok fazla uzatmak istemiyoruz zaten. Hani gücünüzü değerlendirip şampiyonluğu oynayıp o aynı. Çünkü insan zevk de alması gerekiyor. Yani o güçle şampiyon olup Seri A'ya katılmak daha mantıklı değil mi? Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. İkisinde de güç, şöyle söyleyeyim. Organizasyon ikisinde de aynı olacak. Yani aynı kalitede. Ya şunu söyleyeyim. Yani şu an konuşmak çok erken. Hani olursa yani diyorum, biz de eğer takımı kuralım, kuracağız mı kurmayacağız mı o da daha belli değil. Kurarsak nasıl bir kadro kuracağız? Ya güçlü bir kadro olursa tabii ki biz yine şey yaparız yani ama önümüzde, hani bu kadroyla yani siz ne içeri her hafta karşılaşma yapıyorsunuz. Burada da ne oluyor? Her hafta geliyorsunuz, hani bir değişiklik oluyor. İki seçenek var değil mi? Biz de kadromuza bakacağız, ona göre güçlüysek Seri A'da oynarız, değilsek Seri B'de oynarız. Cemal'cim, ben kendi şahsım adına şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Artık son hafta, bir daha 1,5 hafta seni de alacağız. Yokuz 2 hafta neredeyse, ya da 1,5 hafta daha doğrusu, çünkü playofflar da başlayacak. Şunu söyleyeyim, ben kendi adıma sizden memnun oldum, memnun kaldım. Olur, tek tük sıkıntılar oldu. O da birbirimizi tanıma evresindeydi. Aynen. Bizim kapımız size, sorun çıkarmadığın sürece açık, her zaman açık. Eğer, ha şunu da düşünüyorum, son bir şey de söyleyeyim uzatmadan. Biz artık ileride oyuncuların para vermeden para kazanmasını sağlayacağımız organizasyonlar da olacak. Çünkü para vermenizi de istemiyoruz. Neticede az para da değil verdiğiniz paralar. Biz gerekli sponsorlarla konuşuyoruz. Anlaşabilirsek yani tüm organizasyon boyunca para ödemenizi şeyde dahil istemeyeceğiz. Ama bu da tabii ki gözümüze girmeyle. İnşallah, yani. Yani. Ne için de para vermenizi çok istemiyoruz. Tabii hani. Yani bizim için de iyi olur yani sonuçta. Maddi manevi. Maddi manevi. Zorluyor. Bazı arkadaşlarda hiç para olmuyor mesela. Bazen bazı arkadaşları hep bir sırtlıyoruz. Diğer yani arkadaşlar olur. Sırtlıyor. Yani hep beraber ya sıkıntı inşallah. Yok aslında. Öyle olsa da olur, olmasa da olur. Yani ama onu biz sağlamamız lazım. Yani inşallah. Yani. Olursa çünkü iyi olur. Olmazsa temsilen bir işletmeyi
Şu anda anlaşmalarımız da olursa tabii, yani tabii onları daha yapacağız. Güzel olur yani. Çünkü biz de neticede ilerlemeye çalışan bir şeyiz. Aynen. Emre sen de alalım, sen de gel. Koymazsan tabii, tabii. Yerine sekersin yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz Cemal'cim, sen de bize katlandın röportajlarımıza. Genelde röportajı ben yapıyorum yani, kimse konuşmuyor. Övülmeye ihtiyacım var. Adam hem konuşuyor. Değil mi? Aslında bir şey gibi, böyle maraton yayını gibi oluyor yani karşılıklı. Çok moralim bozuk, övülmeye ihtiyacım var. Över misin lütfen? Evet Emre, ben öveyim. Emre uzun boylusun, yakışıklısın. Evet Emre, 13 hafta geride kaldı. Sen de 2. 3. hafta herhalde geldin. Değil mi? 3. hafta mıydı? İlk hafta. İlk hafta mıydı? İlk hafta seni görmedim ben. İlk hafta ben ilk hafta oynadım. İlk hafta bizim maçta ben de sahadaydım. Şöyle biraz seni yandıralım. Evet, nasıl değerlendiriyorsun 13 hafta geride kaldı? Herhalde yaklaşık 10. sıranın daha altında. Ya 9.'uydunuz bu karşılaşmadan önce. 3 puan aldınız. Yani yine 9-12 arası. Rakibinizi de merak ediyorsun. Bizim takımımızda bazı eksiklikler, bazı anlaşmazlıklardan dolayı kadroda değişikliğe gittik. Hani az yedek oyuncuları rotasyona uğrattık. O bizi bayağı bir etkiledi. Keza cezalılar ve sakatlar belimizi çok büktü. Aslında güzel bir kadromuz vardı. Kadromuzu koruyabilseydik gerçekten başarı yapabileceğimize inanıyorduk. Hani en azından şampiyonluk olmasa da bir playoff'ta hani boy gösterip hani diriliş burada dedirtebilirdik. Olmadı işte, şansımız yaver gitmedi, tevakkuf diyelim. Öyle yani. Gücünüzü de bence kullanamadınız tam. Yani olan gücünüzü de hani böyle birileri forvete çıktı geri. Yani bu biliyorsun takım oyununda, spor oyununda yani birisi ben kaleye geçeceğim. O da gücü de yani olan gücü de kullanmadınız. İşte dediğiniz gibi hani sanki mahalle maçıymış gibi, hani böyle halı saha maçıymış gibi. Geç gelmeden de sizi artık yani o cezayı da verecek neyse. Normal halı saha maçıymış gibi işte, ya sen defansa geç ben forvete geçeyim. Hani bunların bir kere bir aşılınması lazım. Hani ben stoper oynuyorum. Forvet gol atamıyor. Hani ben atak başı gidiyorum, geri geliyorum. Ben gittiğim zaman kademeye oyuncu bırakıyorum. Kendi yerime oyuncu bırakmak zorundayım. Hani bırakma gibi yani öyle bir lüksüm yok. Oyuncu bırakıyorum ki hani kornerlerde, serbest vuruş, duran toplarda hani bir etki, hani boyumun avantajıyla bir etki yaratabilirim. Belki gol atabilirim, asist yapabilirim. En azından bir karışıklık yaratabilirim diye. Hani uğraşıyoruz ama bu hafta da aynı dediğimiz aynı sıkıntılar devam etti. İşte kalecide bir sakatlık oldu. Kaleciyi değiştirmek zorunda kaldık. Bu hafta da belimiz bükeni oldu. Genel olarak yine iyiydik, ruhsuzduk. Her hafta olduğu gibi. Hani ben de bazen hani böyle mücadele bağırıyorum, mücadele edin, işte bırakmayın oyunu gibi hani söylemlerde bulunuyorum ama şimdi takımda isim vermeyeyim. Arkadaşlardan hani 1-2 kişi mücadele ettiğimiz zaman, diğerleri izlediği zaman hani benim şevkim kalmıyor açıkçası. Ben koşasım gelmiyor. Koştuğumun boş olduğunu düşünüyorum. Hani boş yere koşup işte hani boş yere emeğimi, hani vaktimi burada boşuna ter atmış oluyorum. Ben hani bundan zevk almıyorum o zaman. Hani dilerim önümüzdeki turnuvalarda işte Serie B ligimizde veya İnşallah. Serie A yani o şey değil ya. Hani dediğiniz gibi ya şimdi Serie A'da de önemli ya. Serie A'da kötü takımlar gelmeyecek Serie B'ye. Çok ya, kötü takımlar hani mesela. Kötü takımdan ziyade demek istedim şöyle, Serie A'da oynayıp hani ilk 5'i zorlamak yerine hani belki ilk 5'e girelim, ilk 8'e girelim diye. Serie B'de oynarken hani ilk 2'de ya şampiyonluk ya da direkt Serie A'ya çıkış için hani tabii, şampiyon kupa kazanıyor netice. Yani sonuçta hani biz Serie A'da değil de yani öyle de değil de aslında yani organizasyon olarak daha tabii ikisi de aynı olacak. Yani Türkiye'de en kötü futbolcu PTT Lig'de oynuyorsa hani bu adam bile Bankasya'da şampiyon olup yani PTT'de şampiyon olup büyük lige çıktığı zaman kupasını, madalyasını alıyor. Yani hani bizim de müzemizde bir tane başarı olsun, hani kupamız olsun, madalyamız olsun isteriz. Gerçi müzemiz de yok ama yeni bir kulübümüz. Biz vardı olursa artık. Biz inanıyoruz ki ileride bu Acele Cup'ta mesela çok eğer Allah izin verip de hani çok büyük işlere imza atarsak yani bu kupanın ikinci sahibi, üçüncü sahibi biz olduk demek de bir bence ya, değil mi Şampiyonlar işte, Ligi gibi. Dediğiniz gibi işte hani bu turnuvada işte biz enlerdeniz, biz hani mesela en baştan beri biz vardık. İkinci sezon başarımızı gösterdik. Hani bizim için güzel olur. Bir de şöyle bir durum var. Biz şimdi galibiyet aldığımız zaman markajdan çıkıyor. Yani galibiyet alıyoruz. Ertesi hafta işte karşımıza kim çıkarsa çıksın hani herkes işte yeneriz, işte dağıtırız, gömeriz, yeneceğiz. Ya hani bunlardan ziyade hani böyle direkt abi tamam biz yenelim. Bu akşam elimizden geleni yapalım ama yenelim. Yenilelim ama elimizden geleni yapalım. Ya nasıl olsa 2-0 evet yeniliyoruz deyip de hani orta sahada yer oturan oyuncu ben istemiyorum. O bizim şey yapımızda olan bir şey değil ya. İşte o ben, Almanlarda, İskoçlarda yani İskandinav ülkelerinde daha işte böyle. İşte ben bunun için maç içerisinde bayağı bir hani gergin oluyorum, sinirli oluyorum. Zaten ligin son 3 haftası bana kaptanlığı layık gördüler.
hani biraz geç geldim. Biraz daha erken alabilmiş olsaydım kaptanlığı takımı biraz daha idare edebilirdim. Hani biraz daha canlandırabilirdim, ayakta tutabilirdim diye düşünüyorum. Hani kendimi övmüş gibi olmuyor ama en azından bir ruh katarız diye tahmin ediyorum. Evet, yayınımızı sonlandıracağız. Playoff'larda artık rakibiniz kim olacak? İki karşılaşma oynamanız lazım. İkisinde de galip gelirseniz eleme maçlarını, çeyrek final hiç şey yani, değil. Yani olabilir. Son hemen cümlelerini alalım. Güzel bir sezon geçirdik. Güzel bir maçla tamamladık sezonumuzu. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Güzel maçtı. Herkesin ayağına sağlık. İnşallah aynı tecrübeyle, aynı efendilikle maçlarımıza devam edip playoff'larda başarılı olup önümüzdeki sezon Serie B'de de şampiyon olup Serie A'ya çıkmak istiyoruz inşallah. Yani o kadroyu tabii onu konuşmadık da, hangi ligde olursanız bizim için alırız biz sizi, ama hani ben kendi şahsım adına söylüyorum, güç dengeleri biraz daha şey olursa, mesela Talyaspor seri yine B'yi kabul etti, yani şey, yani o güç dengesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Neçer onları futbolcu neticede. Yani, işte yani gelip de sokak topçusu gelmeyecek. Evet evet. Evet Emre, son kelimelerini alalım. Takımımızın ismini biz hep baştan beri doğru söyledik. Yanlışmış gibi devam ettirdik. Takımımızın adı direniş değil, diriliş. Bunu herkese göstermek için buraya geldik. Gösteremedik ama önümüzdeki sezon bunun sözünü veriyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Memnun kaldınız mı organizasyonumuza? Sanki veda etmişsiniz gibi konuşuyorsunuz da. Organizasyon tabii eksiklikler, hani kimse dört dörtlük değil, eksiklikler olacak. Ona rağmen yani güzel bir sezondu. Organizasyon güzeldi. Eksik olarak neler gördünüz? Ya, eksik olarak hani eksikten ziyade daha da artıya çıkabilir. Mesela hani sağ kenarından değil de hani bir 2 metre yükseklikten yüksek bir çekim. Çeyrek finallerde olacak. İşte hani demek istediğim gibi o şekilde olabilir veya başka. Playoff'larda hani düşünceniz nedir veya daha önceden organize edilmiş bilmiyorum. Hani yan hakem gibi hani birkaç tane daha görevlendirme, hakemin görmediği pozisyonlarda hakeme destek çıkabilecek kişi. Hani biraz yayından sonra mı söylemedim bilmiyorum. Siz evet. kamera çekerken hocanın görmediği pozisyona sizin olabilir. Hani siz sağ güzel bir şey hani şey yapıyorsunuz ama hani sağ koordinatörü de olsa olabilir. Hani biraz daha profesyonellik açısından çok da hakemlerin kararından şey yapmak istemiyoruz. Yani çok da aşırı derecede hani oyunun genelini şey yapmak istemiyoruz. Ya, zırt mesela hakemi, yan taraftan işte, çok önemli pozisyonlar tabii dediğin doğru. Yani hakemi etkilemekten ziyade hani dediğim gibi bir sağ koordinatörü veya yan hakemler, dördüncü hakem falan hani en azından hakem orta hakem maçın şeyidir. Yani hakem maçı yönetmez, maçı idare eder. Yardımcısına uyar uymaz o kendi görevi ama en azından yardımcının ona bir şeyler evet. aktarabilmesi. Başka var mı mesela hani organizasyonla ilgili eksiklerimiz? Başka bir eksikliğimiz yok. Evet. Teşekkür ediyoruz her şey için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Emre ile buradayız. Evet, yayınımızı bitiriyoruz. Güzel bir karşılaşmaydı. Lara adına, sizin adınıza değil. Bakalım playofflarda Diriliş Spor. Emre de dediği gibi. Diriliş değil, direniş değil, diriliş. Değil mi? Söyledim. Olacak mı? Belli olmaz. Hiçbir şey belli olmaz. Neticede playofflardaki o hava çok önemli. Bakalım kimler kazanacak. Evet, mutlu günler, mutlu geceler diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.